Hocam bugün ne yaptınız? Nasıl çalıştınız? Bu aktif dinlenme antrenmanları nedir? Aktif dinlenme antrenmanları düşük yoğunluklu antrenmanlar. Pump antrenman. Biraz daha keyifli böyle. Keyif almak için. Böyle vücudu biraz ısındırıp, kaslara biraz böyle kan pompalayıp, tam böyle... Fazla hasar vermeden. Evet, hasar vermeden. Tatlı tatlı, o güzel böyle motivasyonda. Biraz, tadında bırakıyoruz yani. Biraz, tam böyle şeyken, pumpken bırakıyoruz yani aslında. Biraz tadında... Beslenmek diye bir şey herhalde. Evet, ne yapıyor bu süreçte ne yapıyor? Kasların daha hızlı toparlanmasını sağlıyor. Vücutta birikmiş olan laktik asiti bu şekilde daha hızlı bir şekilde vücuttan atmış oluyoruz kaslardan. Bir sonraki antrenmana da daha hazır, daha dinlenmiş, daha ne derler, verimli bir antrenman. Yani vücudun yapabiliyoruz herhalde bir iniş çıkış cycle'ları var. Bu da herhalde müşriyet cycle gibi bir şey herhalde. Yani şöyle düşünelim, bir motor gibi bunu da, hani belli bir süre gaza kökleyebilirsiniz değil mi? Belli bir noktadan sonra motor ısınır, yani biraz rahatlatmak gerekiyor, sürekli son gaz gidilmez yani. Aynen öyle. O yüzden sürekli son gaz gitmeye çalıştığımız zaman da ne oluyor? Belli sakatlıklar oluşmaya başlıyor artık. Dizlerde, dirseklerde, böyle ıvır zıvır bir sürü sakatlığımız kronikleşmiş artık. Bizimle yaşayan beraber sakatlıklarımız olmuş oluyor. Her sporcunun yaşadığı... Evet, neden? Bu sakatlık olduğu zaman zaten bir gelişim olma söz konusu yok zaten. Zaten herhalde yani ya başarı çıktığını yakalamak için, o devamlılığı getirmek için bu sakatlıklardan olabildiğince uzak kalmak lazım. Kalabilmek lazım. Kalabilmeyi başarmak lazım. Evet, yani bu da bir şey aslında psikolojik olarak bu... Spor daha çok böyle şiddetli, antrenmanlar sert, hep bu yönü yansıtılıyor. İnsanlar bu yönünü görüyor bunun ama işte böyle eksik verilen bir taraf var burada. Şimdi yani bu şekilde sert idmanları yapabilmek için belli bir dinlenme aralığı da, boşluğu da bırakabilmek gerekiyor. Buna da işte aktif dinlenme deniyor ama bu kısmı pek insanlar görmüyorlar nedense. Var olduğunu hani düşünelim, bilen insanlar da genelde bunu uygulamıyorlar. Biraz hani böyle şey psikolojisi herhalde. Hani dinlenirsem antrenman küçülürüm herhalde. Kas kaybederim diye düşünüyorlar. Halbuki tam tersine bu tür dinlenmeler kas gelişiminde artı yönde etki eder yani. Yani daha demek, fazla daha demek, hızlı büyüyor. Bu demek ki antrenman yapma. İşte 2 ay 3 ay dinlen değil herhalde yani. Değil yani. 2 ay 3 ay dinleneceksek bile yani dinlenmemiz her zaman aktif şekilde olmalı. Aktif olmalı. Aynen. Yani antrenman yapabilecek bir şekilde yani bir şekilde antrenman hiç yapılmamış antrenmandan iyidir. Yani, zaten herhalde iş antrenman şiddetinin dozuyla dinlenme miktarını doğru ayarlama ve bununla beraber doğru beslenmeyle beraber. Tabii o şimdi bir şey. Bunlar bir formüldür mesela. Hani aktif dinlenmeyi haftanın 3 hafta sert, 1 hafta yumuşak gibi. Ama bunu insanlar böyle şey gibi, kanun gibi de uygulamak zorunda değiller aslında. Bu biraz kişiye de bağlı. Her fiziksel durumunuza, o performansınıza bağlı olan durumlar bunlar. Bunu işte 1 hafta yapmazsınız da bir gün iyi antrenmanı sert yaparsınız, bir gün aktif dinlenme şeklinde de olabilir. Bir hafta sert, bir hafta şey. O kişinin tamamen hedefine, amacına, hayattaki iş performansına bağlı durumlar bunlar. Bunları işte insanlar daha çok kendilerini tanıması lazım. Aynen, aynen. Bu noktada. Kendini okuyabilme işi. Biz sadece bunu verebiliriz. Hani bu bir formüldür. Hani bir aktif dinlenme var. Bu şekilde uygulanır. Ama biz profesyonel sporcular için ben bunu 3 hafta sert, 1 hafta daha az yoğunluklu yaparak uyguluyorum. Bu şekilde de oluyor ama off sezonlarda, off dönemlerde vücudun durumuna göre eğer vücutta ağrılar varsa toparlanamama durumu varsa burada zaten sert idman yapmanın bir manası yok. Burada zaten sakatlıklar doğuyor. Bu durumda da hani o döngüyü tamamlamak için sert antrenman yapma durumunda değilsiniz. Daha işte gene bir aktif dinlenme olarak geçirebilirsiniz o süreci de mesela. Sakatlıkları da böyle aşabiliriz mesela. Ufak tefek sakatlıkların önleyebiliriz. Daha ilerlemesini durdurabiliriz bu şekilde. Herhalde vücut antrenman sonrası yaşadığı hamlıkları, o ağrıları işte atabilme süreci, onun geçme süreciyle de alakalı. Yani kendini düzgün tamir ediyorsa zaten
o hamlıkların, ya o hamlıklar zaten olmadan olmuyor. O mutlaka olacak, yaşayacaksın. Mutlaka olacak. Fakat bizim işimiz tamamen şu, hızlı toparlanabilme. Ne kadar hızlı toparlanabilirsek, ne kadar hızlı toparlanmayı sağlarsak gelişim o kadar hızlı oluyor. Aynen öyle. Yani bütün olay hızlı toparlanabilme kapasitesini arttırmak, bunun için uğraşmak, çaba göstermek. İki günde toparlanan bir kasla bir günde toparlanmasını tamamlayan bir kas arasında %100 bir fark oluşuyor gelişim açısından. Çok önemli bir fark. Şimdi burada yani, mesela bulk nasıl olmalı diye bir soru sorayım. Bulk nasıl olmalı? Aslında bulk'ı da yanlış anlıyoruz. Biz çok fazla kalori tüketerek biraz işte kilo almayı, tartıda ağırlaşmayı, bir 10 kilo, 15 kilo, 20 kilolara kadar kilo alıyoruz. Genelde benim gördüğüm, gözlemlediğim bu bulk diye tabir ediyorlar. Bence bu şekilde bir gelişim söz konusu olamaz. Hocam bir bulk'ın, bulk'ın belli bir şeyi vardır, görsel bir durumu. Eğer mide duvarı kapandıysa artık o hatlar, mide hatları kapandıysa, yağ oranı işte iki parmak olduysa midede, yani o bulk olmuyor. Artık vücut katabolik sürece geçiyor. Biraz da bağırıyor. Bir kas gelişmesi mümkün değil o yağlanmada zaten. Yağlanma demek vücudun katabolik aşamaya girmesi, kendi kendine yetememesi anlamına da geliyor aynı zamanda. Yağlanıyoruz. Sizin bir yarışmacı off season'da yani yağ oranı yüzde kaça kadar çıkması normaldir? Off season'da şöyle şey yapayım. 100 kiloluk bir sporcu 112 kilonun üzerine çıkmamalı. 100 kiloda yarışıyorsan 10-12 kilo maksimum. O 12 kilo da zaten üzerinizde görünmez. Hatlarınızı kapatacak şey de değildir. O yüzden 12 ay sürekli formda olmak durumundayız. Yani yağ oranı ne kadar vücutta yüksekse gelişim o kadar az olmaya başlıyor zaten. Engelliyor sizi. Sizin şu anda mesela işte bal tonerindesiniz. Sizin şu an kilonuz kaç? Kilom şu anda 107. 107. Yarışma kilosu kaçtı? 101,5 toleransım var ama 100 kiloda form tutabilirim. 100 kilo yani? Ne kadar var? Daha hala... 7 kilo. Bu durumda daha hala... Aynen, daha üstüne mesela şey yapabilirim. Kalorin alma hakkınız var yani. Tabii var. Ya bu şeyle de alakalı. Hani vücudun hani kaldırabileceği şey ne kadardır? Hani sağlıklı olanı da olur. Şimdi bir yarışmaya hazırlanırken o süreçte bir 20 kilo üstünüzden atmak var. Zaten 20 kiloyu üstünden attığınız zaman da bir önceki seneden ekstra bir durum da oluyor. Üstüne de koymamış olursunuz zaten. Çok yağlanarak bir süreç geçirdiyseniz, off sezon geçirdiyseniz, bir sonraki zaten definisyon aşamasında da üstüne bir yıl öncekinden daha fazla bir şey koymuş da olmuyor. Hani bulk'ı yapmanın şeyi nedir, mantığı nedir? Kas kütlesini biraz artırabilmek, büyütmek. Şimdi ben 100 kiloysam eğer, bu bulk'ı yapıyorsa ne için? Biraz işte 101 kilo olabilmek için. Değil mi? 101 kilo kas kütlem olsun diye yapıyoruz. Şimdi ben bu bulk'ı yaptım. 100 kiloyum. 125 kilo oldum. Bunun 25 kilosunu definisyona tekrar verdim. Gene kaldım 100 kilo. Ben burada bir kazanım olmuyor bu süreçte. Yani üstünüze bir sürü yük taşımış oluyorsunuz. Bu hamallık oluyor. Yani üstünüzde ağırlık ekstradan 20-25 kilo. Ağırlık ya, bu yaşam konforuna, kas gelişimine, her şeye etki ediyor zaten. Aynen. Hani bu süreçte bu iş yürümez. Yağlanmadan belli bir yağ oranında, dediğim gibi 100 kilo insan, 107 kilolarda hani bulk'ı yapıp sezonunu üstüne de inşa edebiliyorsun kas zaten. Yani gene, üstüne adele yapabiliyorsun. Gene tamamen de basarak değil, yine frenle gitmek lazım herhalde bulk'ta da. Yani Tabii yani üstünüze yük olmadan, yani o tartı kilosu, o genişleme hani su diye tabir, adele içine su çeker. Yani kas içine su çektiği zaman görüntüde bir düzleşme de olmaz zaten, hani daha böyle büyük görünür ama bir düzleşme olmaz. İrileşir yani, kas böyle büyür, görüntü de böyle olur zaten. Ama kapanarak bir genişleme varsa burada kas genişlemiyor, deri altı yağlanmaya başlıyor. Yani tartıda ağır çıkıyorsun ama verdiğin zaman tekrar onu eski haline dönüyorsun. Peki bulk'ta mesela sizin bu süreçte ortalama cheat meal sıklığınız nedir? Bu her gün de olabiliyor. Zaten bulk dediğim dönemde, yani sezon dışı biraz daha yüksek kalori aldığım dönemlerde bunu ikinci bir karbonhidrat türü de karıştırıyorum. Hani pirinç yiyorsam 500 gram pirinç tüketiyorum günlük mesela. Hı hı.
500 gram pirinci mutlaka tüketiyorum. Yani off sezonda. Hani temiz gıda olarak, karbonhidrat kaynağı olarak bunu alıyorum. Hep bunun üstüne işte normal şartlarda ben 800 küsür civarlarda karbonhidrat tüketmem gerekiyor. Bunun diğer kalanında diğer kaynaklardan farklı karbonhidrat türevlerini tercih ederek böyle hani karışık bir şekilde biraz şey kirli de değil aslında. Peki yani, çekmeyi tercihiniz nedir mesela? Yani ne yemeyi seviyorsunuz? Yani ne yemeyi seviyorum? Hani şey öyle çok böyle hayalini böyle kurduğum şeyler yok ama bakıyorum gene hani çitmeyin de olsa onun besin değeri nedir olması lazım. Onu şey yapıyorum. Bir de hani daha rahat yenebilir, böyle sıcaktır filan. Bizim bu yöresel biliyorsun şırdan filan var. Yani genelde onun da içinde pirinç var mesela. Evet. Hani onu düşünüyorum gene. Bir şekilde oradan hani daha böyle yağlı da olmuş oluyor işte. Biraz işte o şırdanın kendisi zaten bağırsak türevi olduğu için. Evet, kolajen de bozuyor. Kolajen de aynı zamanda probiyotiktir. Yani faydalı bir gıda sonuçta. Aynen. Hani cheat meal'lerime de bu tür şeyler hani bir işte ben bu çürük işte kelle paça falan var ya onlara şey de demiyorum hani cheat falan da demiyorum. Ya bunlar olmalı bence. Hani belli dönemlerde mesela ağır bir antrenman yapıyorum. Bacak antrenmandan sonra gidiyorum. Bunları yapıyorum yani. Vallahi ben de kendimi iyi mecbur toparlaması için tabii hani kendimi iyi de hissettiriyor. Hani psikolojik olarak da iyi hissettiriyor. Çünkü tek düzey sadece yarışmaya bir 4-6 hafta kala tek düzeye düşüyorum. Sadece pirinç kaynağından alıyorum karbonhidratı. 4-6 haftada aslında uzun bir süre değil ama tabii bu da sizin kontrolü bittiğinizden dolayı oluyor. Evet, evet. Yoksa aynen, belki, aynen. Daha uzun sürüyor. Aylar lazım. Aslında aylar gerekmiyor. Böyle olması lazım. Hani sürekli kontrol eğer aktifsen, sürekli bir işte müsabaka hazırlığındaysan filan hani sürekli kontrol elinde olması lazım. Hani bir muhasebe vücuduna girdi çıktı. Fazla karıştırmıyorum hani. Yediğim zaten farklı şeyler var. Onları çıkarttığında sadece çok basit aslında. Ben sadece pirince döndüğüm zaman son 3 hafta her gün defüksiyon olmaya başlıyorum. Dışarıdan başka bir şey yemediğim zaman ikinci bir karbonhidrat kaynağını almadığım sürece sadece pirinç yersen işte ya da sadece yulaf yiyin neyse tek tip karbonhidrat kaynağına düştüğüm zaman zaten günlük olarak görüntü değişmeye başlıyor. Aslında bu iş herhalde böyle insanın biraz da kendini tanımasıyla alakalı. Yani, doğru işler yaptığınızda vücutta gördüğünüz değişikliklerle işin ne yöne gittiğini görüp ona göre de işte yön verebiliyorsunuz. Tabi tek düzey bir şey yok bu işte. Yani bu kanundur, bu kuraldır diye bir şey yok. Yani belli bir noktadan sonra zaten bu sporun en güzel özelliği vücudunun hakkında farkındalıklara varmaya başlıyorsun. Antrenmandan sonra işte ne oluyor? Belli bir yıkım oluyor. Vücudun ihtiyaçları oluyor. Belli malzemeler var. Belli bir şey var bu işinde. Hani bu yöne de ne derler? Teşvik ediyor insana. Öğrenmeye de teşvik ediyor. Ne yemem gerekiyor? Tam başladığınız zamanlar olaylar. Evet, aslında bir geliştirme bir algı işi, bir anlama işi. Bir tanıma işi. Tanıma işi. Bunu da doğru uygulama işi. Ne kadar dinlersen, iyi dinleyebilirsen, vücudunla hani inatlaşmadan yaşayabilirsen aslında odur yani. Aynen. Vücuduna inatlaşmadan, vücudunu belli bir şeyde terbiye etme noktasıdır aslında. Hani zihinsel olarak o kafada bitiyor her şey. Şimdi yemeğe cheat meal dediğimiz şey bile artık kafada belli bir noktada olması lazım. Baktığımız zaman onun tadı ne kadar iyi değil, yani iyi mi kötü mü tat oranı işte koku lezzetine göre değil de onun aldığında işte beni taşıyacak mı yoksa ben mi onu taşıyacağım? Onun muhasebesini yaptığınız zaman zaten bu tür şeylerden hani kötü beslenme alışkanlıklarından uzaklaşıyorsunuz hani gerçekten bu düşünceyi benimserseniz. Hani çok aç bir insan hani çöpten de yani çöp gibi düşünün hani çöp yer misin mesela? Çöp yerden bulduğunda çok aç kalman lazım değil mi? Yani. Yani mikrop bir böyle şey hani onun gibi düşünüyorsun hani vücuduna yaramayacak olan işte gıdalara baktığında. Bu farkındalığın olduğu zaman zaten vücuduna sisteme zararlı bir şey göndermediğin zaman
istemediği bir şey. Vücudun daha böyle rahat çalışabileceği, daha rahat işleyebileceği, sentezleyeceği, enzimleyebileceği, işte gıdalarını öğrenirsen yiyebileceğin, o gıdaları öğrendikten sonra bu işi zaten %90'ı bitiriyor. Bugünkü konumuz böyle karışık oldu. Ortaya karışık. Biraz beslenme, biraz definisyon, biraz bulk kırmadık. Hepsini ortaya karışık böyle bir video yaptık. Umarım beğenirsiniz. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güzel hafta sonları diliyorum.